Kilometre kare parktan bahsediyoruz yani. Evet. 6 milyon metrekare. 6 kilometre kare aslında, evet, yani. Bayağı bir alan. Anka Park'ı da kısaca bir anlatır mısın? Yani Anka Park ne oldu? Çünkü eski dönemde iddiaları şu, diyorlar ki ya şahane bir park vardı, çöpe döndü. Bir taraftan da siz diyorsunuz ki burası büyük paralar harcamış ama son derece kötü bir yer diyorsunuz. Bir işletmecisi vardı, zarar ettiği için kaçtı bildiğimiz kadarıyla. Anka Park ne oldu? Evet. Şu elimdeki mahkeme kararı Anka Park'ın tedbir kararı. Süresi bitti. Zaten süresi bitmeden 6 ay öncesinden çalıştırmıyordum. Pandemi de yoktu yani kapattığı zaman. Daha sonra her pazartesi, salı veya her ay dilekçe verip biz onarım yapacağız, bu işi yapacağız, bize izin verin diyorlar. Ama süre bittiği zaman biz daha öncesinden ihtarlarımızı çektik, size burayı bıraktıracağız diye. Çünkü ben hukukçuyum, orada da çürüyor. Çürümemesi için bizim de tedbirlerimizi almamız lazım. Yani bırakıp da ne yapalım, battı diyecek halimiz yok. Bu Ankaralı'nın parası. Ve ben gittim orada mahkeme kanalıyla tespit yaptırdım. İçerilere giremedik. Ama sadece dışarıda bile zarar 111 milyon lira o gün için hakim tespit etti. Ne zararı bunlar? Ya her taraf bozulmuş, kırılmış, evet, yarılmış. Birçok işte satın alanlar sağda solda dökülmüş duruyor filan yani. İç aksamlar hariç 111 milyon lira. Ve biz tahliye etmek istedik ancak şahıs dava açtı. Davada ne oldu biliyor musunuz? Yani orada 6 katrilyonluk mal var. 6 katrilyon. 6 milyar TL. Evet, 6 milyarlık mal var. Hemen son kısmını okuyayım ben size. 50 bin lira nakdi teminat yatırması halinde davacı şirketiyle davalı kurum arasında yapılmış bulunan kira sözleşmesini konu yerden davacı şirketin tahliyesinin tüm dosya kapsamı nazara alındığını, dava neticeleninceye kadar geçici olarak ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasını. Halbuki ihtiyati tedbir genellikle %10 civarında bir teminatla verilir. Karşıda belediye olduğundan midir nedir? Çünkü dosyada hali hazırda 110 milyon lira gerçekleşmiş bir zarar var bir önceki yılın Ağustos ayı itibariyle. Bu arada en az 30 tane kablo hırsızlığını savcılığa veriyoruz. Yani o da nasıl içeride hırsızlık oluyor. Fakat biz içeri giremesek de etrafındaki güvenlikçiler sürekli bekliyor. Belediyenin güvenlikçileri. Oradan bir araba çıkarsa hemen onu yakalıyorlar. İçinde kablo var, hırsızlık var. Yani içeriği var. Boşaltıyorlar bir yandan. İçeriği boşaltıyorlar, götürüyoruz. Mecburen ne yapıyoruz? İçerideki görevlilere teslim ediyoruz. Bir iddiaya göre zaten içerideki görevliler bunu satıyor onu deniyor. Bize teslim edilmiyor. Şimdi işte onun da mahkemesi 13 Eylül'de inşallah teslim edilirse. Şimdi işin garip tarafı, bugün o beyefendi gene tweet atmış, Mustafa Turay'la Mansur Yavaş batırdı. Ya biz batırmak için ne yaptık? Zaten kapalı tutuyor şahıs. Şimdi bu işin bir tarafı. Tabii ki biz bunu bırakacak değildik. Gittik, soruşturmasına başladık. Şimdi ben ilk defa sizin programınızda söylemiştim. Anka Park'ın maliyeti 750 milyon demişti, 750 milyon dolar, evet, demiştim ve çok gürültü kopmuştu. Çok büyük para gidecek. Çok hata dolar yapmışım. 801 milyon dolar. 801 milyon 801 dolar. Milyon dolar oraya gömülmüş. Zaten YouTube'a inan şey yapanlar girsin YouTube'a. Sayın Gökçen, bu park 200 milyon dolar. Bu park 250 milyon dolar. Bu park 300 milyon dolar. Yok o kadar değil, 400 milyon dolar dedi. YouTube'da sürekli olarak farklı farklı fiyat verdiği şeyler var. Ben şunu söyleyeyim, 400 milyon dolar olsa ne olacak? Yani batan para az bir para mı? Bu para babanın parası mı? Kimin parası? Bu para Ankara halkının parası. Hayır, çalışan ve para kazanan bir yer olsa eyvallah. Pahalı su sattığın garibanların parası. Şimdi o işin bir tarafı ve biz iki yönüyle savcılığa verdik Anka Park'ı. Oradaki kamu zararını verdik. İhaleye karıştırılan fesatları da verdik. Şimdi Çin'deki bütün fabrikalar devletin fabrikası. Devlete ait. Dolayısıyla parasını yatırdığınız zaman size her türlü belgeyi veriyorlar. Biz o tarihte alınan dinozorların, o tarihte alınan oyuncakların arzu eden, biz markasını verelim, internet sitesinden girsinler, bugünkü fiyatlarına baksınlar. Mesela bir kısmını ben size bildireyim. Dinozor alınmış 246 adet. Oyuncak dinozor. Evet, oyuncak dinozor. 2 milyon 783 bin 086
dolar fatura kesilmiş. Bugünkü fiyatı 922 bin dolar. Şu anda internet sitesinde hala öyle. Oyuncak almış 17 tane çeşitli. 129 bin dolar fatura kesilmiş, şu anda 40 bin dolar. Aydınlatma tip bir direk almışlar 1 milyon 324 bin dolara, şu anda 309 bin dolar. Hala fiyatları peki aynı. Bunlar kimden alınmış? 5-6 yıl önce. Çin'deki firmadan mı yoksa bir aracı firmadan mı? Oraya da geleceğim, o daha da ilginç. Gene ikinci tip 400 tane direk alınmış. 1 milyon 118 bin 518 dolara ama şu andaki rakamları 238 bin dolar. Robot alınmış 10 tane. 377 bin dolar para verilmiş. Şu anda 37 bin dolar, yani %10. Onda biri yani şu andaki fiyatı hala. Bunlar 5-6 yıl önce alınan şeyler. Peki nasıl bir alım yapmışlar? O da ilginç. Şimdi bu firma, iki kardeş ve eşi. Firmalar birbirine satış devretmişler. Bir mal almışlar mesela. Bir firma öbür firmaya, o firma diğer firmaya satıp onlar da belediyeye satmışlar. Yani her satışta da tabii rakam artırılmış. Ama daha ilginci var. Sıçrama eğlence ünitesi modeli. Liechtenstein'ın. 5 milyon 610 bin dolara alınmış. Euro'ya alınmış 2014'te. Jet-ski hız tren modeli bir adet. Gene Liechtenstein'ın. 6 milyon 614 bin euroya alınmış. Hızlı botlar 2 milyon 325 bin. Bunların üçü de Liechtenstein'ın Intamin Amusement Rights diye bir firma. Yüksek sandalye modeli bir adet. Sierra diye bir firma, Almanya'nın firması. 3 milyon 285 bin euro. Aile treni modeli gene aynı firmanın 1 milyon 137 bin euro. Jet ski gondol modeli gene aynı firmanın 716 bin euro. Fakat garip tarafı ne biliyor musunuz? Bunlar zaten tek satıcı Liechtenstein ve Almanya'da. Bunlar Çin'den fatura edilmiş. Çıkmış Liechtenstein'dan, Almanya'dan çıkmış. Direkt Ankara Büyükşehir'in gümrüğüne gelmiş. Fakat fatura Çin üzerinden kesilmiş. Türkiye'de bunu alacak kimse yok anlaşılan. Aynı grup, o roller coaster denen aletleri falan işte oradan almış, bize satmış görünüyor. Şimdi bunların detaylı olarak Ankara halkının daha öğrenmesi için ne yapıyoruz? Anka Park'a kuruş kuruş şu gösterdiğim 801 milyon dolarlık ne alınmış, hangi tarihte, kaç para ödenmiş, bugünkü dolar değeri nedir? Bunların hepsini şu anda bir Ankara'da, Ankara'nın Sanal İsraf Müzesi diye bir şey yapıyoruz, web sayfası yapıyoruz. Buraya harcanan parayı, Ankara'nın boşa götürülen paralarını, boşa harcanan paralarını hepsini insanlar orada görecek. Bitkiler kaç parayken kaç paraya alınmış? Efendim bu aletler kaç parayken kaç paraya alınmış? Ankara Gücü için yapılan tesise kaç para harcanmış? Ne oldu şimdi, o tesis? Şimdi ne olmuş? MİT'e verdi. MİT de şimdi hazineye geri verdi. Boş duruyor. Nasıl bir tesis o? Boşa gitti. 11 tane şey yapmış. Çim saha yapmış. 24 tane villa var diyorlar. Ben daha görmedim. Mermerleri İtalya'dan gelmiş. Bir tane de otel yapılmış. Ayrıca onunla da kalmıyor. İkide bir böyle biz şimdi Ankara'nın 100. yılı için bir anıt planlıyoruz. Bunun için geçen yıl bütçemize 1,5 milyon lira para konmuş. Geldiler siz heykel belediyeciler. Onların heykelden neden rahatsız olduklarını ben iyi biliyorum da. Heykel yaparsınız ancak. Siz misiniz onu diyen? Ertesi mecliste bunların heykele verdiği parayı çıkarttım. Kaç para? 1,5 katrilyon. Plastikler, mermerler, şişme dinojanlar. Bunlara verilen para 1,5 katrilyon. Şimdi bunların çoğu nerede biliyor musunuz? Atatürk Orman Çiftliği'nde bizim hayvanat bahçesi ve rekreasyon yapacağımız alanda bunlar yerlerde saçılmış duruyor. Havuzlar, şunlar bunlar, Çin'den gelen granitler, mermerler dolu. Yani Türkiye'de yok ya bunlar. Oradan getirilecek. 1,5 katrilyon. Ve diyorum ki belediye meclis üyelerine falan bazen. Ya arkadaşlar alın bunları bedava. Hemen bir protokol yapalım size verelim. Eğer güzel bir şeyse bunları alın götürün. Geçen söyledim saatlere ödenen para 30 milyon lira yani. Alın saatleri hediye edeyim size. Eğer lazım bir şeyse kendi ilçenize koyabileceksiniz. Alın götürün bunları. Yani